Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler, Yunanistan Türkiye'ye karşı resmen savaş açtı. Yunan medyasının attığı manşetler Türkiye'yi çılgına çevirdi. Yunan basını Türkiye'nin F-16'ları alması zora girdi, F-16'lar bizimdir, Türkiye'yi sileceğiz dediler. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine blokaj koyması üzerinde algı operasyonu yapmaya çalışan Yunan basını, Amerika'nın F-16 tedariki ihtimalinin bu tavırdan dolayı düştüğünü savunarak F-16'ları Amerika Yunanistan'a verecek, bizler Türkiye'yi haritadan sileceğiz manşetlerini attı. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Amerikan temasları kapsamında Kongre'de Türkiye aleyhinde konuşmuş, F-16 satışını engelleme çabasına girmişti. Mitsotakis'in ardından Yunan basını da Türkiye'ye yönelik algı operasyonunu sürdürüyor. Yunanistan basınından Capital internet sitesinin Türkiye Amerika ile F-16 kotus konusunda anlaşma ihtimalini öldürdü başlıklı haberinde, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına karşı çıkmasının yeni F-16'ların satın alınması konusunda Kongre ile anlaşmaya varma çabalarını sekteye uğrattığı savunuldu. Haberde Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'nın katılımını engellemeden önce F-16 anlaşmasında ilerleme şansı her zamankinden daha iyiydi denildi. Söz konusu savaş uçaklarının Türkiye'ye satılması istenmeyerek Biden yönetiminin anlaşmayı ulusal bir çıkar olarak Kongre'ye sunması için iyi bir şans vardı, ancak şimdi kimse bunu hayal edemez şeklinde iddia ortaya atıldı.